şiştir. Yeni uyandı. Hemen kahvaltı için mutfağa girdik. Böyle karnımızı doyuracak bir şeyler yapıyoruz. Daha doğrusu annem yapıyor. Ne yapıyor? Şöyle göstereyim. Neydi bunun adı? Çörek. Soğan çöreği. Soğan çöreği. Çörek yapıyor işte. Ben kendim göstereceğim. Orayı göstereyim. Çektin mi? Bilmiyoruz çektik mi. Böyle annem şov yaparken çektik mi ama bilemiyoruz. Böyle bunun içinde pırasa var. İsterseniz taze yoğurt. Soğan falan da oluyor. Yoğurtlu, karbonatlı bir hamur. Taze soğanlı da olur. İşte onu da biz seviyoruz. Ben geçen gün yapmaya çalıştım. Anneminki kadar güzel olmadı. Dün değil, önceki gün müydü Emir? Önceydi değil mi? Emir balkon ıslak mı? Anneminkinde hayır, güneş o. Ondan mı öyle falan? Güneş geliyor kafese, gölge yapıyor. Balkon ıslak değil. İşte böyle bir kahvaltı hazırlamaya çalışıyoruz. Kendimize. Kahvaltıyı yaptım. Evimi süpürdüm. Bulaşıklarımı topladım. Ve karşınıza geldim. Ne yapıyorum? Kahve yapıyorum. 3 kişiyiz bugün. Annem de var. Şöyle bir sabah kahvesi içelim. Sabah dediğime bakmayın. Öğlen oldu. Yine kahve döktüm şuraya. O kadar da bir becerikliyim yani. Beklediğimiz kargomuz vardı. O da geldi. Böyle bir mutluluk yayıldı yüzüme. Pasaportlarımız konsolosluktaydı. Onlar dün kargoya verilmişti. Bizde işlemler için. Onlar da geldi. O işi de halletmiş olduk. Ufak tefek bir iki işimiz daha kaldı. Pazartesiye kadar da onları halledip inşallah yola çıkacağız hayırlısıyla. Biraz böyle şey, çetrefilli işler. Orada da Adalet Bakanlığı'nda inşallah işlerimiz yolunda gider. Orada da işlerimizi bitirir. Çabucak evimize döneriz. Ondan sonra oh deriz. Havada bir güzel bir güzel bugün. Açtım her yeri. Havalanıyor. Şöyle. Ben de fincanlarımı alayım. Benim de tepsilerime dikkat ettim. Ya çok küçük ya çok büyük. Hiç şöyle orta boy bir tepsim yokmuş. O kadar da tepsi alıyorum. Ne yapayım onların hiçbir fikrim yok. Hatta beğenmediklerim oluyor, atıveriyorum. Ama ne bileyim böyle bak 3 fincanı zor sığdırıyorum. Bir tane daha var kullandığım, o 2 fincan alıyor. Bir tanesi de böyle. Çay tepsisi. Orta ayarda bir tane kahve tepsim yokmuş. Onu da fark ettik. Aslında BİM'e çok güzel böyle ne onun adı? Kaktüslü böyle tepsiler gelmişti. Aman dedim tepsiye ihtiyacım yok dedim, bakmadım bile. Modelleri hoşuma gitmişti ama. Şöyle hazırlandı. Büyük birer lokum koyayım onlara. Kuş lokumu değil de. Şöyle kendime koymayayım. Ve bana afiyet olsun. Kahveden sonra. Kahveyi içtiğimiz gibi hemen 2 dakika kasaba kadar, bir de markete kadar gittik geldik. Artı manavada gittik. Patatesim yoktu. Patates aldım. Şöyle işkembe aldım. Köy peyniri biliyorsunuz ben çok seviyorum. Şöyle 2-3 günlük geçecek kadar azıcık bir köy peyniri aldık. Birkaç tane limon aldık. Onda nasıl tuttuysam. Şöyle 4 tane almışız yeter. Bir tane de evde olacaktı. Şöyle azıcık patates aldım. Ama 2 kilo kadar var burada. Bir de ne aldık gösteriyorum. Şöyle. Ne? Paça.
Kuzu. Ne paça mı o Emine? Ne bileyim ne kuzu ayağı. Şimdi paçaya mı benziyor bu? Paçaya benziyor. Şurada kuzunun ayakları var. Paça demek ne demek? Bunu annem yapacak. Benim yaptığım bildiğim bir çorba değil tabii ki bu. İşkembeyle mi yapacak? Evet. Ne çorbası önce olacak bu? Kelle paça da bak şimdi. Ama kelle yok burada. Yok bu kellesiz. Önce şuralarını yaracağız. İçinde şöyle sesli konuştursunlar. Ben de pek şıkım bu arada. Şuralarını tırnak yani aralarında, şuradan değil mi? Parmak aralarında kıl keselerini çıkaracağız. Şunu bir aç bakayım elimden bana. Bıçak, dur bıçak. Ben açmayayım, dur ben vereyim sana bıçak. Sen niye açmıyormuşsun bakayım? Neden yani? Yüreğim kaldırmaz. Hadi ya. Ay. 3-4 tane limon al. Tamam, yeter. Bugün mü yapacağım? Evet. Aha, en sevdiğim. Oo, annem bunlar donuk ya daha buzlu. Biraz çözülsün. Çözülmeden açamayız bak. Biraz çözülmez. Bilemezsin. Biraz çözülmesi lazım. Ay biz nereyi çekiyorsun? Nereyi çekiyorsun? Valla şöyle çevirmişim kamerayı, nereyi çektiğim belli değil. Annem uzun çözülmeden böyle elimize kaçar. Tamam birazcık bekleyelim o zaman. Biraz bekleyelim. Ben plastik bir kap vereyim mi sana? 5 tane. 5 tane de yeter mi? Buz. Ya ama şeydi, dondurucu gibi bir kısmındaydı onlar. Birazcık çözülmesi lazım. Şuraya baksana. Emir ayak geldi. Kokuyor mu? Hmm. Ben de koklayacağım. Hayır kokmuyor. Gel sen de kokla Simay. Al Simay kokla. Nasıl kokuyor? Gelin siz de koklayın. Bunları açacağız mı? Hanginler? Şu... Topuk gibi hayır, olan hayır. Yerlerini. Sadece şurayı yaracağım. Buradan kıl kesesi çıkacak. Onu çıkaracağım. Bunları tüsüleceğim. Ortadan şuradan bir kıracağız. Tamam. Zafer'e kırdıracağım. İçinin iliği de çıksın diye. Öyle çorba yapacağım. Ama şimdi birazcık durması şunun lazım. Şunun içine koy. Su mu koyacaksın? Yok koymayayım. Kendi koyma. Hava sıcak ya. Kendi bir kendine. 1-2 saatte şey oluyor. Anne ne çorbası bu? Bu paça mı çorbası oluyor? He. Kelle paça, ayak yani. Sizinki işkembe paça olacak. İşkembe paça. Şimdi o çözülene kadar ben de ufak tefek işler halledeyim. Zaten o çorbayı ben yapmayacağım, annem yapacak. Ben dediğim gibi bilmiyorum yapmayı. Bilmemek ayıp değil canım, öğrenmemek ayıp. Ya yapamam ben onu ya. Yaparsın. Tabii kendi sevmediği şeyleri çocuklarıma da yapmıyor. Ah bu gelin yok mu? Şimdi işlerimizi halledelim. Annem bacakların, ayakların ayakların başına geçmiş. Kıl keselerini çıkarıyor. Aralarındaki kıl keseleri varmış onların. Ben tabii ki hiç görmedim de. Ay eline dikkat et, tutayım mı? Alttan kayıyor. Ay. Tutamadım ki. Nerede kıl kesesi? Şimdi bakacağız, dur bırak. Şurayı da biraz yarayım. Bak. Şu. Ha, minik bir şey. Onun içinde kıl var. Aa, şimdi, hakikaten kıl varmış ha. Şimdi tüsüleceğiz onu. Hangi bıçağı aldın sen? Hı. Mavi saplıyı alsaydın, o keskin. O değil. Bitirdim zaten. Zar zor. Hiç aklıma bile gelmezdi böyle. Tamam. Şimdi geldi. Şimdi tütsüleniyor. Kılları, tüyleri mi yanıyor? Ne işte? Kalan olduysa eğer kıl kılçık.
Bir tarafta da şey var. Burada işkembe ilk suyu haşlanıyor. Bu burada mu? Da tavuk ha. Kaynamıştır bu. Onu evet şunu dökelim. Kapat artık onu. Onu kapattım. Onu dökeceğiz suyunu. Yıkanacak o. Burada da tavuğumuz haşlanıyor. Tavuklu pilav yapacağız. Bir de işte o bu çorbayı. Şimdi bunları bir de kırdıracağım ortadan, şuralarından. İçinin ilikleri de çıksın diye. Biraz böyle koku geliyor. Kıl yanma kokusu. Deri, deri. Deri mi o? Evet. Görünürde kıl yok ama varsa evet, diye düşünüyoruz. Yok. Bir tane şurada gördüm ufacık şöyle uçta. Varsa diye tüsülüyoruz onları. Yıldım. Deriymiş o da. Yüzüldüğü için eskiden bunu demirle yakıyorlardı. Demiri kızdırıp kızdırıp o derisini soymadan tüylerini yakıyorlardı. Hmm. İşte bütün şu bacaklara biz aynı işlemi yapacak herhalde şimdi anne. Şöyle. Ayaklar tencereye girdi. Tavuk da haşlandı. Göğüs bu. Az sonra pilav haline getireceğim onu. Çorbayı da annem hallediyor zaten. Ben karışmıyorum ona. Bizim mutfakta bugün hep hummalı bir çalışma oldu. Annem şimdi bazlama yapıyor. Ha, ocağın altı açık mıydı? Oğlum isterse ben yaparım. Şöyle. Gel abi. Gel. Şimdi pişecek. Birkaç tane yapacağız zaten herhalde. Kaç tane beze altı yaptı? Tane. Altı tane mi? Ha, öyle oğlumun canı istedi diye bir taraftan da bacaklarımız, ayaklarımız kaynıyor. Bacaklarımız olmadı ya. O da çorba haline gelecek. Şu bazlama pişsin ben de pilavı yapayım. Bugünlük akşam yemeğimiz hallolsun. Burada da bir tane şımarık varmış. Ne yapıyorsun kızım sen? Kuşlarla mı oynuyorsun? He? Kuşlarla mı oynuyorsun? Bak bak dumana bak, duman sana bakıyor. Gel oğlum. Kafesleri de temizlenecek. Gel oğlum. Allah. Ne yapıyor kızım o? Ne yapıyor kuş? Bak oynuyor. Onları latte. Bu çok fena geliyor. Kediyi gagalıyor. Aa Emir bak burası açılmış. Bunu yap şey yap. Sar buradan kuşlar çıkar. Bu da maymun. Bu hep oyun istesin. Hep oyun oynasın. Bizle oyun oynasın bu. Kızlar ya ben bu işten bir şey anlamadım. Beni yemeğe davet ediyor, misafirliğe davet ediyorlar, yemekleri bana yaptırıyorlar. Siz de mi böyle yapıyorsunuz? Hiç olmadı bu ya. Bu nasıl bir gelin anlamadım. Böyle model bu. Model bu. Ben şimdi bakıyorum ki öğreneyim diye yoksa yani. Tabii canım. Tabii. Anca öğreneceğim. 30 senelik evli daha önce öğrenecekmiş. İşte. Yani senin kıdemin var şimdi ne diyeyim. Yahu cici anne olacaksın yakında. Ah ne yapayım kızlar korkudan yapıyorum ben de yoksa. Saatine baktık mı düdüklünün? Ama erimesi lazım. İyi. İyice şeyden ayrılması lazım. İyilikleri değil mi? Kemiklerinden ayrılması lazım. Ben çeviririm onu. Hadi. Ay, yine iyisin. Hadi. Ben çeviririm sen aç. Yorulmayayım yani. Biz hemen şunu da pişirelim. En ağır işi sen yapıyorsun. Evet yani şu anda sıcağın başında. Evet. 42 derecede çevireceğim ben. Evet.
Nihayet oturduk artık annemle ikimiz. Annem de örgüsünü aldı. Anneannem yine patik göndermiş bize. Sağ olsun. Büyük anneanne daha doğrusu. Ay yorulmuşuz ikimiz de. Müsaadenizle videomu sonlandıracağım. Zaten uzun bir video oldu bugün benim için. Videoma ve bana destek vermek isterseniz like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.